Bu tartışmaya biraz şuradan girmek isterim. Türkiye çok garip bir noktada. Söylemediğiniz, kastetmediğiniz, söylemedim dediğiniz, ya vallahi söylemedim dediğinizi söyledim. Söylediniz, söyledin hocam. Bak, sen burada 10 dakika boşa konuştun. Ya işin muhatabı, ben söylemedim ya. Bunu niye tartışıyoruz? Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Ama birileri mandacı oluyor. Hangi ordu satılmış? Tank palet fabrikası hangi ordu nedir? Satılmış? Ordu denir mi ya? Ordu satılmaz mı? Orada da ayrı diyorsun. Neyse yani, ben bitirebilir miyim? Lütfen. Ama itirazlarını da alalım. Çarpıcı bir ifade kullanmaz. İtirazı ordu satılmış. Ordu satıldığını nasıl söylersin? Tank palet fabrikası nedir? Nedir? Ordu mudur? Bu ülkenin namusudur. Kardeşim ortaklık yapılmış. İşte bir adede Türk. Benim namusum bu. Benim namusum bu. Afrin'e girmeyi benim namusum bu. Heyette bize tevkif mi diyensiz değil misiniz? Size göre. S-400'ler bizim için tevkif nereden geliyor diyensiz değil misiniz? Hocam lütfen. Bırakın ya böyle ucuz şeyler olmaz bu iş ya. Ya sabahtan beri o kadar aslanlar gibi ordu FETÖ'den temizlendikçe Türkiye'nin ordusu olarak faal. Bak gitti Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı. Tabii. Ordu satıldı. Ayıp ya. Bir dakika. Bir şey netleşelim. Ordu satılmış. Hilmi Daşdemir, itirazınız duyuldu. Ordu satılmış şeklinde bir ifadeye çok net bir itirazınız var. Canlı yayındayız. Canlı yayında tekrar sorayım. Ali Mahir Bey, ordu satılmış bakın, ifadesinden kastınız lütfen, nedir? Şunu söylüyorum. Geri almayı düşünmüyorum. Söyleyeceğim. Tak palet fabrikası. Bir ifade bu, evet. Derken o, bana göre bu ülkenin en stratejik ordusunun bir parçası. Bunu kastediyorum. Bunu anlamıyor musunuz? Ha, buradan da mı bir algı çıkacak? Bunu anlatma cümleniz orduyu satmak bakın, mı? Bakın bir şey söylüyorum. Vekilsiniz siz ya. Bandadan bahsediyorsunuz. Ya. Vekilsiniz siz ya. Nasıl ordu satılmış ne demek ya? Bu ülkenin silah fabrikasına Katar'a ortak ediyorsunuz. Ne var? Ne var? Ne var değil mi? Ne var evet. Sizin için bak bakın. Bakın. Ne var? Sizin için. İrade bende kardeşim. Hiçbir şey yok. Gelmiş oraya sermayeyle ortak olmuş. Ne olmuş? AKP Katar beni mi yönetecek? Ve onun Katar beni mi yönetecek? Bakın onun yazarları. Ama onu Almanya gelip yapsaydı itiraz etmezsiniz. Lütfen. 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 Bırakın bunu ya. Lütfen. Ordu satılmış. Lütfen. Lütfen. Yani. AKP iktidarı öyle bir iktidar ki gelişmiş bir teflon tava gibi bir şey yapışmıyor. Bu en kritik karara imza atsa, ülke felakete gitse kalemi suçlayacaksınız. Siz bu iradeyi suçlamıyorsunuz. Sizce normal bir şey mi? Tank palet fabrikasının satılması Katar'a %50'si. Kardeşim ortaklık evet. Ortaklık yapmış. Başına ortaklık yapılması normal mi? Bak anlatayım. Niye Katar'la ortaklık yapacağım? Eğer irade bendeyse. Eğer benim belirlediğim ekonomik stratejinin bir parçasıysa. Neden? Ne var bunda? Tank, palet var bir kasa demek, ordu demek, hem de Türkiye vatan demek. Burada. Ya, evet, ya. Evet. Allah göstermesin. Tank Partisi döneminde böyle bir... Neyse tartışma bu değil bakın. Hayır ama şu kısmın muğlak kalmaması evet. Önemli. Ben ordu satılmış ifadesini derken, mutlaka gelin Türkiye'ye düzeltmek bakın, lazım. Başka türlü bakın, anlaşılmaması sakın, lazım. Sakın, bu hassas bir konu. Evet. Burada söyleyeyim. Geri alır mısınız? Bakın, geri alır mısınız? Benim bunu? Söylediğim beyefendi bunu neyi geri alamayacağımı lütfen bana siz söylemeyin. Bunu dinlerseniz, geri alır mısınız? Dinlerseniz açıklamamı bir kez daha söylüyorum. Milletinin ordusu Mete'den beri hiçbir yerde satılmamıştır. Bakın, satılmaz bundan sonra da.